Tatlım, aç ağzını. Ne, sebze mi? İstemiyorum. Burada ne var? Berbat bir şey, istemiyorum bunu da. Ben lezzetli bir şey istiyorum. Ah kardeşim, KitKat mı? Aa, hayır, onu yemişsin. Tamamdır, pekala millet. Size mutfak mücadelesi ilan ediyorum. Ben lezzetli sandviç istiyorum. Bu çok kolay. Tamamdır. Ne yapıyorsunuz? Yaşlılara yol verin. Yol açın. Önce ben yapacağım. Ekmeği böyle gönderdim. Ah, burada ne var? Aman tanrım. Bu ne tost makinesi, beni korkuttu. Seni pislik. Neyse. Tamam, devam edelim. Fıstık ezmesini alıyoruz. Ve tabii ki biraz reçel ekleyeceğim. Ah, hazır. Ah, harika bir fikrim var. Ben böyle 100 katmanlı sandviç yapacağım. Harika bir fikir bence. Bir sürü peynir ekleyeceğim ve keseceğim. Şimdi ise mayoneze ihtiyacım var. İşte sandviçin üzerine sıkıyoruz. Harika. Şimdi Cheetos'u alıyoruz. Onunla kısa bir konuşmam var. İşte böyle sensei öğrettiği gibi ölçüyoruz. Ay, iyi misin torunum? Aynen öyle. Çok iyiyim. Hazır. Şimdi Cheetos'un kırıntısını sandviçin üzerine döküyorum. Vay canına, ne kadar güzel görünüyor. Sobanın üzerine bir tava koyuyoruz ve yağ döküyoruz. Aa, çok az yağ. Yılın sonuna kadar dökebilirim böyle. Şimdi bol bol ekleyeceğim. Harika. Ve mega sandviçimizi buraya daldırıyoruz. Geriye kalan tek şey hafifçe kızartmaktır. Bunların hepsi çocuk oyuncağı resmen. Şimdi size gerçekten harikalar göstereceğim. Hamuru böyle iyice açmam gerekiyor ve gıda boyası eklemem gerekiyor. Harika, tüm renkleri böyle birbirinin üzerine koyuyoruz ve şimdi her şeyi bir pişirme kabına koyuyoruz. Çöreği fırına gönderiyoruz ve bekliyoruz. Mari, sandviçine göz kulak olsan iyi olur çünkü yanabilir. Aa, aynen öyle. Şimdi çıkarma zamanı, yavaşça. Yaşasın. Bu benim ilk sandviçim ve çok iyi oldu. Tamamdır, dansla kutlayalım. Harika iş çıkardım. Şef, gördün mü? Dikkatimi dağıtma. Gökkuşağı ekmeğim hazır. Şimdi size her şeyi göstereceğim. Baksanıza. İçin nasıl da güzel. Evet, şokta olduğunuzu görüyorum. Sizi anlıyorum. Benimle rekabet etmek çok zor. Şimdi renkli gökkuşağı peynirine ihtiyacım olacak. Peynirli sandviçten daha iyi ne olabilir ki? Üzerine diğer parçayı koyuyorum ve servis edebilirim. Baksanıza. Vay canına, ne kadar lezzetli. Bununla başlayacağım. Harika görünüyor. Ay, vay canına, tadı çok iyi. Ay, çok acı ve çok sıcak, yandım. Aa, artık bunu istemiyorum. Bakalım, bu sandviç çok iyi görünüyor. Sade ve iştah açıcı. Evet, bu benim klasik kahvaltım. Burada ne var? Vay canına, ilk kez gökkuşağı sandviçi görüyorum. Vay canına, bu çok lezzetli olmalı. Ah, hayret verici, çok lezzetli. Şef kazanıyor ve onun gökkuşağı tostu. Ben mi? Evet, biliyordum. Ah, çok iyiyim, kabul edin. Şimdi ben patates kızartması istiyorum. Şef, benim için en iyi patatesleri yapacaksınız. Biliyorum. Herkes hazır. Tamamdır. Ne ile başlayacağım? Aa, biliyorum ki tereyağına ihtiyacım var. Her şeyi tavaya döküyorum. Ve böyle donmuş patatesleri çıkarıp oraya döküyorum. Aa, yardım edin. Saldırıyor bana. Kurtarın. Şef, yardım et. Söndürelim onu. Aa, tamam, yeter. Patatesleri mahvoldu. Ben kaybedeceğim. Aa, bir dakika bekleyin. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Çantamda. Aa, hayır, bu değil. Yerlerde McDonald's'tan patates paketi olmalıydı. İşte bu. Tamamdır. İçine döküyorum yanlış patatesleri ve kek kesinlikle hiçbir şey fark etmeyecek. Aynen öyle. Neyse, şimdi size patates kızartmasının doğru ve orijinal olarak nasıl pişireceğini göstereceğim. Patatesleri böyle kesiyoruz. Ah, mükemmel. Şimdi bu spiralı gönderiyoruz pişmeye. Harika. Teşekkürler. Ben de patatesleri halkalara ayırmam gerekiyor. Ve sonra onlardan düz yuvarlaklar keseceğim. Ve hepsi bu kadar değil. Torunumun Kate'in her zaman gülümsemesini istiyorum. Bu yüzden ona patates kızartması ile bir gülümseme vereceğim. Aa, Büyükanne çok iyisin. Evet, teşekkürler torunum. Tamamdır, her şey yolunda. Şimdi harika bir sos yapalım. Bunun için yoğurt ve biraz lezzetli yeşilliklere ihtiyacım olacak. Ah, böyle tabağa koyduk ve servis edebiliriz. Anneciğim, bu sesler de böyle. Sakin olun. Bu benim fırınım. Patatesler hazır. Ay, inanılmaz bir koku. Patateslerin en güzel sosunu yapalım. Bu yüzden taze domatesleri karıştırıcıya atıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. İşte bu kadar. Harika. Doğal ketçap hazır. Tabağı süslemek için biraz kaba tuz ekleyelim ve deneyebiliriz. Bu şaheser resmen. Vay canına, en sevdiğim. Aa, dur bir dakika, bu ne böyle kabus? Yanmış patates mi? Gerçekten mi? Cidden mi? Neyse, devam edelim. Bu çok tatlı patatesler. Çok eğlenceli. Hep gülümsemek istiyorum. Şimdi tadına bakalım. Vay canına, bu ne? Korkunç sos resmen. Maydanozlu mu? Maydanozdan nefret ederim. Üzgünüm Büyükanne. Sırada ne var? Vay canına, ne kadar havalı. İlk kez böyle bir patates görüyorum. Sosa daldırıyoruz ve deniyoruz. Vay canına, bu çok lezzetli. Kesinlikle bu kazanıyor. Ve yine ben. Şimdi ben yumurta istiyorum. Bu inanılmaz derecede basit değil mi ablacığım? Büyükanne'nin tecrübesi bir sürü. Şef sadece profesyonel. Marie, yumurtalarla oynama. Her şeyi kırabilirsin. Aa, özür dilerim çocuklar. Sizi kırmam gerekecek. Ama bu kazanmam için. Aa, hayır, bunlar fazla, onları çıkarıyoruz. Başlangıç için fena değil. Evet, değil mi? Neyse, tamamdır. Marie, kesinlikle daha dikkatli olmalısın. Baksana, yumurtanı böyle zayıfça kırıyorsun. Tamamdır. Böyle sosisli yumurtaya bayılır torunum. Ay, özür dilerim. Biraz kaşındı sırtım. Tamamdır. Her şey kızarmış ve tabağa koyabiliriz. Baksanıza, ne kadar tatlı bir yüz oldu. Şimdi biraz ketçap ekleyelim ve hazır olacak. Vay canına, ne kadar tatlı olmuş Büyükanne. Teşekkürler Marie. Tamamdır, biraz zamanım var. Ben örgü örebilirim. Şef, sen ne bekliyorsun? Tamamdır, yemeğe başlıyorum. Öncelikle beyazları ve sarıları ayırmam gerekiyor. Bunun için bu profesyonel ayarı kullanacağım. Mükemmel makine. Şimdi ise beyazları iyice çırpıyoruz. Harika oldu. Tamamdır. Şimdi onları bu torbaya döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Ve şimdi en ilginci, durun. Bu da ne böyle? Bir şey mi yanıyor? Büyükanne, bunu hissediyor musun? Ben de hissediyorum. Ah, hayır, yumurtalarım yandı mı? Olamaz, yine mi? Oh, harika bir fikrim var. Bir kavanoz şeftalim var ama onu nasıl açacağım? Böyle. Marie, dikkatli ol, dur. Şimdi Büyükannen yardım edecek sana. Al bakalım, bu çok kolay. Teşekkürler Büyükanne. Tamamdır, şimdi yoğurta ihtiyacım var. Ve şeftaliye. Aa, bunu TikTok'ta görmüştüm. Yumurtaya çok benziyor ama tadı çok daha iyi. Ah, hiç de öyle düşünmüyorum. Benim mükemmel yemeğimden daha iyi bir şey olamaz. Bulutu çıkarıyoruz ve üzerine beyaz ekliyoruz. Ve biliyor musunuz, pirinçten çok iyi bir şeyler yapabilirim. Şekillendirdim ve böyle tatlı bir şey yapacağım. Nori ekledim ve birkaç tane detay. Şimdi ise sebze zamanı. Mesela en sevdiğim brokoli. Tamamdır, bence çok iyi oldu. Üzerinden biraz havuç rendeleyelim ve servis edebilirim. Benim de eşarbım hazır şef. Senin için tam da kıyafetine çok yakışıyor. Al bakalım tatlım. Ne oldu Mari? Ah, tabii ki senin içinde bir şeyler var. Al bakalım, mükemmel şapka. Ay, çok iyi görünüyorsunuz. Yemekleri gösterelim. Çatallarım hazır. Aa, bu ne böyle? Sosis, bayılırım. Vay canına, bu çok lezzetli. Büyükanne bir tanesin. Aa, bayıldım. Afiyet olsun torunum. Vay canına, bu tabakta bir resim var resmen. Çok güzel görünüyor. Oh, bu brokoli mi? Ha, korkunç, nefret ederim. Tamamdır, son yemek. Tadına bakalım. Vay canına, İlginç, yumurtaya benzemiyor. Ama tadına bakalım. Harika, çok ilginç aslında, sevdim. Ama bence Büyükanne kazanıyor. Ben mi? Gerçekten mi? Yaşasın.